Efendim yine mutfağa indik. Özel lezzetler yaratan Şef Hüseyin Özel'le birlikteyiz. Yeni açılan iki restoranından bir tanesi Steak ve Meze, diğeri de Balık ve Meze. Balık ve Meze. İşte onların mutfağına geldik efendim. Yine birbirinden farklı lezzetler yaratacak Hüseyin Bey her hafta bizlere. Ama bu hafta biraz önce bizi birazcık gezdirdiniz. Burası da özel bir yer herhalde değil mi Hüseyin Bey? Evet, çok özel yer. Bomb Street. İstasyonumuz burada. Derinleşe burada. Bizim Miyaki ile komşu olduk böyle. Hem lady bölümü hem erkek bölümüyle. Arada ziyaret edip kıyafetleri yeniliyorsunuz herhalde burada. O kadar yenilemeye gerek kalmadı. Eskimiyorlar çünkü ya. Öyle çok mi? Hiç eskimiyorlar. Yıka yıka giy. Ne güzel. Atıyorsun makineye, temizliyorsun. Temizleniyor ama asıyorsun gidiyor. Kuru temizlemeye bile vermeye, ütüye de gerek yok. Ne? Öyle ekonomik bir kıyafet benimki. Ne çok güzel oldu. Çok da hoş. Değişik. Şimdi burada restoran açma fikri nereden geldi? Şöyle gezerken dediniz burası özel bir cadde, burada da bir restoranı mı olsun? Yıllarca ben bu caddede bir yer istedim. Burası lokanta caddesi değil. Herkes en şık mağazaların olduğu yer burası ama ben burada olmak istedim. Ben burayı çok seviyorum, bu caddeyi. Mayfair'in gene göbeğindeyiz bir gene. Oxford Street bir yanımız, bir yanımız Brook Street. Evime yakın, yürüyorum. Bizim çocuklar da buraları seviyor sağ olsunlar. Artık bir güzel bir şey yapalım dedik artık. Herkes bir kebap yapıyor, kebap. Biz ızgaraları yaptık, mezeleri yaptık ama halen daha kebapçı zannediyorum. Bize sofra, balık, sofra, meze. Ondan sonra sofra, steak diye koyduk. Steak ağzımız doluyor. Mezeyle birlikte. Balık restoranımız var, bol mezeyle birlikte. Bu arada sofranın yemekleri dolacak içine. İki lokanta, aynı tek mutfakla beraber. Tek mutfak. Burada, şu an içinde bulunduğumuz. İki, aynen öyle. Fişen çipsimiz de olacak. İngilizlerin fişen çipsini de geliştirdik. Levrek'ten, çupradan bile fişen çips yaptık biz. Bunu yapmıyorlar ya. Gelişti artık. İngilizlerin fişen çipsini geliştirdik. Türk yemeklerini de geliştiriyoruz abire. Sizi 2 senedir görmüyorum ben. Yine bomba gibisiniz maşallah. Yine işinizin başındasınız. Hatta yeni yerler açarak motivasyonu da öyle en yüksek tavanda tutarak işinize, yolunuza devam ediyorsunuz. Ya. Çok sevindim sizi böyle gördüğüme. Çok sevdiğim bir insan. İnsanın çocuğu daha doğrusu, rüyasında yer açtığımızı görmüş sushi diye. Beraber sushi yiyormuşuz onlara falan öyle. Öyle bir şeyler yapıyormuşuz demek ki. Bakarsın böyle bir şey de olabilir. Sofra sushi de mi gelebilir yakında? Sofra su işi olur o, sushi olmaz. Su işi olur. Onu da yapabiliriz. Çünkü bizim özel barda sushi yapıyorduk. Böyle bir sushi var mıymış ya diyorlardı. Sushicilerden daha güzel sushi yapıyorduk biz. Evet. Bedava dağıtıyorduk o sushiyi. Özel de değil mi Rahmi? Evet. Öyle. Abi şefimiz de bizimle birlikte. Özgür Bey de burada. Ha. Sağ olsun. Bizi güzel ağırladınız. Bunlar benim yetiştirdiğim insanlar. Bizim okulun talebeleri. Halen de bunlar tabii hem hoca hem talebe aynı zamanda. Bunlar, ben profesör olduysam bu yaşta, bunlar da doçent, doktor olmuşlardır. Bunlar bir okula gitmemiş. Bu işin okuluna gitmemiş. Onun için öğretmesi çok kolay bunlar. Özgür mühendis. Bu tekstilci. Öbürleri arkadaşlar yabancı, Türk de değil. Ama ben sizi ilk gördüğüm günden beri Rahmi Şef sizlerle birlikte kaç yıl oldu? 16 yıl. 16 yıldır Hüseyin Bey'le berabersiniz. 16 yıl. Sıfırdan başladı çocuk. Sıfırdan ya. Böyle. Öğretiyorum ben. Benim görevim öğretmenlik. İnşallah. Bugün bize ne öğreteceksiniz? Daha doğrusu bizi izleyenlere ne öğreteceğiz? Öğretmek konusunda işte Tokat'ta okul açıyoruz şimdi. En güzel tarafı o. Evet. O büyük bir sürpriz. Mesleğin okulunu açacağız. Memlekete gidiyorsunuz yani. Memlekete her yerine birden gidiyoruz. Tokat Türkiye'nin göbeğidir. Orada tam göbekte başlayacağız. Türk yemeğini en güzel yapacağız. En lezzetlisini. Ve de hem de uygun fiyat olabilecek, herkes yiyebilecek. 3 tür lokanta icat edeceğim. Bistro, kafe ve restoran diye 3 tane. Onları yetiştireceğim ben. Bunların patronunu yetiştireceğim Tokat'ta. Bir Ermeni eski evini satın aldım ben şimdi. Belediyemiz orada, valiliğimiz orada. Bir de Londra'dan gelen sofra olacak. Tokat ile Londra'yı birleştireceğim. Kardeşi bacı doğru. İnşallah buradan Royal ailesinden de götürürüz. İnşallah arkadaşlarımız var. Tutarız özel uçağa gideriz. Bakarız öyle bir şey yaparız. Kısmetse öyle bir şık bir yer yapacağız. Hatta orada bir afternoon tea bile yapacağım. Yapacağız daha doğrusu. Bu evlatlarla birlikte. İngiliz usulü olabilecek. Belki pişen çipsiden bile bir iki bir şey yapabiliriz orada. Bir Japon balığımız var, Black Cod diye, o çok tutuyor, çok onu yapıyoruz, ben sevdim diye. Yani Türk yemeğini geliştiriyoruz biz. Başka millete aitse, bizim damağımıza uyuyorsa, onu ben Türk, o kızları alıp Türk damatlarla evlendiriyorum. Türk çocuklar, Türk erkek çocuklarıyla evlendiriyorum ben. Öylece
Özgür Bolivyalı kızı almış gelmiş, Türk oldu. Ondan sonra Rahmi Tokatlı kızı almış, kendisi Tokatlı oldu. Tokatlı yaptılar evet. Tokat damat olduk evet. Damat ettiniz yani. Kısmet böyleymiş, ne kadar güzel işte. Bunlar hepsi Tokatlı oldu işte. Özgür zaten Tokatlı. Bu da Tokatlı oldu hanımdan dolayı. Böyle. Bolivyalı hanımefendiyi de Tokatlı yapmış oldunuz tabii haliyle. Tabiatıyla zaten Özgür'ün üzerinde kayıtlı işte. Durum böyle. Yani Türk yemeğini yapan okul yapacağız. Ama patronunu çıkaracağız biz. Patronu, müdürü, aşçısı, çırak da hepsi bizden çıkacak. Lokanta açacak dünyanın her yerinde. Para bulunur onunla. Çünkü benim çırağıma para bulunur. İngiltere'de her yerde lokanta açıldı ya. Benim çıraklarım hepsi. Hepsi de zengin oldu. Hepsine lokanta açtılar değil mi? Çoğunu mafya açıyor ama mafyanın olmadığı ve onlar her yerde vardır dünyanın mutlaka vardır bunlar ama onlarla iş yapmayacak. Düzgün insanlarıyla iş yapacak. Elemanlar yetiştireceğim. Onlar gitsin. Benim yetiştirdiğim insanın parası olması gerekmiyor. Mesleği olacak. Benim mesleğim vardı, birinin parası vardı. İş yaptık. Benimki öğrenir, benim çırağım. Kadrosunu da öğretirim. Ondan sonra dünyanın bir ucuna gider, Türk yemeği satar. Hem balık yapar, hem steak yapar, ızgaralarımızı yapar. Kebap diyemiyoruz artık, kebabın namı kötü oldu yıllar önce. Ondan sonra ben de diyetisyen oldum o zaten. Baktım kebabın namı kötü, ben de kebapçıyım. Dükkanımı kapatacağım, başka mesleğim de yok. Tuttum, Meyfe'deki dükkanımda döneri kaldırdım. İyi ki diyetisyen buldum kendime. Diyetisyenlerle diyet çalıştık 2 sene boyunca. Ben diyetisyen Hüseyin'im şimdi. Menü başında yazar, doktor diyetisyen Hüseyin Özer diye. Peki hala şey yazıyor mu? Bu restoranda yediğiniz yemeği beğenmediğiniz zaman Hüseyin Özer bizzat gelip kendisi yiyecek ve para vermenize gerek yok. Menünün başında bu yazılı ve de gözlük takmaya gerek yok. Çok büyük yazılı hem de. Yaşın kaç olsun kocaman yazı orada menünün başında kontratlı. Onu okursun garanti alırsın yemeğini. Damağına göre değilse kötüyse değil. Kötüyse zaten yenmez. Geçen de Chinese birileri geldi. 2-3 defa yemeği değiştirmişler. Bize göre de bu değil demişler. Müşteri geldi beni gördü. Sen de garanti verdin bana dedi. Tabii ki dedim. Bir şey söyleyecekti belki uymamış damağına. Kaç para ödediniz dedim. 45 pound dedi. Al sana 50 pound dedim. Helallaşalım bir dahaki sefer ben bakacağım sana dedim. Senin yemeğini bulacağım dedim. Tokalaştık gitti. Sözümüzde durduk. Beğenmezsen ben yiyeceğim dedim. Ama çağırmamış beni yemem için. Ama parasını anında ödedim. 45 pound ödemiş, ben 50 pound ödemiş. Tokalaştık, bir daha gelecek yemeğe. Evet. Mert adamı duyunca gelir. Mert adamı bilir. Türk'ün şanı, şerefi bizim burada omuzlarımızdadır. Bu çocukların omuzlarında olsun da benim de tepemde. Cambridge'de kep vardır ya. Cambridge'deki kep. Onu atarlar. Mezun olacak. Ben mezun olmaya niyetim yok. Kep duracak. Türkiye köşeli ya şimdi. Kenarı var, köşesi var, orası var, burası var filan. Benim kepim de köşelidir ama tek keptir. Çok severim ben o kepimi. Hüseyin Bey tabii bir yandan da siparişler geliyor. Yukarıda da bir yoğunluk var. Vallahi yeni ama bir aylık yoğunluk da oluyor. Daha yeni açtık pek bir müşteri beklemiyorduk ama sağ olsunlar gören geliyor, duyan geliyor. Gelen bir daha geliyor. İşin güzel tarafı orada işte. Lezzet olunca? Lezzet şarttır. Bir de sağlıklı olması gerek şarttır. Açık dünya insanı hem lezzetli, en akıllı insan en lezzetli, en sağlıklı yer. Bizim müşterimiz çok akıllıdır, bilgilidir. Ben tweet bile atarım bazen. Gezmiş, görmüş, akıllı, bilgili, gören, bilen insanlar bizde yemek yer derim. Ne? Kebaptan yemek buluyor ya sadece kebap ye, kebap ye. Ben Türkiye'ye gidiyorum, bir gün kebap ye, bir gün balık ye. Ertesi gün aç kalıyorum ben. Kaldırım yok yürümeye, yürüyemiyorsun da ne olacak? Otelin içinde sıkışıp kalıyorum ben orada. Turistler de öyle yapıyor, berbat durum. Benim burada lokantacılar cemiyeti gidiyor. Şinitliyel yedik otelde ya diyor, bir balıkçıya gittik diyor, kebapçıya da götüremezdim hanımı diyor. Burada namı kötü ya kebabın. Balıkçıya götüremezdim hanımı diyor, oraya gittik diyor. Bir otelde şinitliyel, bir de kazık yemişiz diyor çok diyor, buraya gelince anladık diyor. Ama şu anda özellikle Londra'da da birçok farklı yerde de güzel restoranlar açılıyor. Farklı sunumlar yapan, yine kebabı farklı formlara çevirip böyle kaliteli hizmet veren restoranlarımız da var. Onların da hakkını yemeyelim ama özellikle. Ben hakkını yedemedim ki sana ya öyle varsa. Yani genellemeyelim yani bütün kebapçılar kötü demeyelim o yüzden. Kebapçılar kötü demiyoruz evlat. Geldiği zaman da birisi döner kebap yaptı kurtlu döner kebap yaptı kurtlu. Böyle örnekler de var tabi. Ondan sonra kebapçılığı öldürdü. Ondan sonra ben geliştirdim değiştirdim devam ettim. Ondan sonra tabii ki benim çıraklarım da lokantacı açıyor şimdi. Benim usulümde lokantacı açıyor şimdi. Onlar benim çırağım. Daha öncekiler
geldi, kurtlu kebap yaptı burada. İnsan zehirlendi burada. Hastanelere gitti insanlar. Tabii ki öyle oldu yıllar önce. Ondan bu yana da kebapçılığın adı kötüdür. Yine bu lokantaların kenar, hep kenar mahallelerde açar bizimkiler. Niye? Merkezi açtığı zaman olmaz. Gelmez zaten. Ben kenar mahallede yiyorum bunu zaten berbat der. Bir daha da gelmez lokanta. Dün bir müşteri geldi. Zaten bizim mahallede var bu dedi. Türk lokantası olduğunu öğrenince çekti gitti. Onlar benzetiyor bizi Türk lokantası deyince. Bir şey daha var. Ben en güzelini söyleyeceğim. Buyurun. Çok önemli bu. Özgür'ü buradayken söyleyeyim. O bana şahit oldu. Bu laf şahit söylenmez. Yazılı değil bu. Sözlü bu çünkü. Doğuş da vardı yanında yardımcım. Çalışıyorduk. Bir adam gelmiş yemeğini yemiş gidiyor. Giderken dedi ki Müslüm Özer dedi. Her sene dedi sen dedi Michelin grubunun dedi en favori yemeğini yapıyorsun dedi. Her sene senin yemeğini oyluyoruz biz dedi. Her sene Michelin dünyadaki Michelin grubunun Michelin yıldızı verenler bunlar işte. Ondan sonra nasıl oluyor dedim? Ya dedi you are making the impossible dedi. Hem sağlıklı hem lezzetli diye bir şey yoktur dedi. Your food is hem sağlıklı hem lezzetli dedi. Allah'tan şahitli bu laf şahitli söylenir. Özgür burada. Bir de yanımda yardımcım vardı. İki tane şahidim var bu lafa. Çok önemlidir. Hem lezzet hem sağlık yemek olmaz diye denen şeyi yapıyoruz biz böyle. Onun için de kapıda kuyruk oluyor. Şimdi iki kuyruk yapacağız. Steak kuyruğu ve de balık ve sofranın normal yemeklerinin kuyruğu burada olacak. İki kuyruk yeri ayarladık. İki menümüz var dışarıda şimdi. Şimdi tabii Hüseyin Özer'le uzun zamandır görüşmediğimiz için efendim aslında konuşulacak o kadar çok konu var ki. Ama tabii birkaç hafta biz burada yine bu yemeklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Azar azar yavaş yavaş anlatalım. Hepsini bugün bitirmeyelim isterseniz. Ya başka da bir şey söylemeyeceğim zaten. Bu kadar mı? Sorsan da söylemem. Balığı tamam. Yapalım artık. O zaman bugün hem sağlıklı hem lezzetli mi olacak yapacağımız? Kesinlikle. Nedir efendim bugünkü menüde? Ne var? Halibut. Halibut Türkiye'de yok ama kalkan var Türkiye'de. Kalkan. Bu. Evet. Halibut bu. Bur kemiğiyle de pişer. Kemiksiz de pişer bu. Ben bunu hemen şıpşak pişireceğim. Ben tabii şimdi malzemesini doğrayayım. Geldiği için. Malzemesini doğrayayım ben şimdi hemen. İnce ince şöyle. Buna kendim bir sos icat edeceğim şimdi. Tamam. Bir soğan verin oradan bana soğan. Şıpşak. Şimdi bu. Bu kadar yeter. Tamam şef. Neredesin abi? Tamam. Seni bekliyoruz. Siparişler geliyor. Soğanları da bütün koyacağım sonra. Az bir şey. Çok az. Çok az. Onu at gitsin. Şöyle şuradan şöyle şey keseyim şöyle. Hüseyin Bey yine bir klasik cincir ve soğan mı? Cincir, soğan. Sarımsağı da bütün koyacağım içine geri alacağım içtikten sonra. Sarımsak olmayacak. Sarımsağın kokusu geçmeyecek ama tadı geçecek. Tamam. Bunu evlat şöyle yap. Tavaya al şimdi tereyağı zeytinyağıyla beraber. Tamam, hadi bakalım. Buyur, getir tavanı. Hop, sözü de. Bu tamam, yeter. Tereyağı da verelim, tereyağı. Hı-hı. Tamam. Şunu hemen, bu biraz ısınsın, ondan sonra atalım bunu. Kavrulabilsin. Yağ ısınmadan bunu koyarsan kavrulmaz. Sır veriyorum şimdi takip edenlere. Ben yemek öğretiyorum insanlara. Hedefim o. Başka da bir hedefim yok. Şeflerimiz de takip etsin gençler. Ne diyorsun? Biraz zencefil, biraz soğan mı? İkisine... Bu yok olacak şimdi. Biraz da sos bir şey bulursam koyacağım. Yeni bir şey icat ediyorum şimdi. Daha önceden yapmadım ben bunu. Lezzeti garanti ediyorum ama her halükarda. Tamam. Hadi gel. Tamam. Hadi bakalım, tamam. Bir sürü şey var burada. Soğana da mikrofonumuzu uzattık. Bak şöyle. Acı biber. Acı biber koymuyoruz. Acı biber içinden alacağız. Tamam mı? Şöyle bir bunu çevir acı biber içinde. Ama çıkartacağız onu. Şunu da, bunu da çevir öyle. Çevir. Öyle. Onu da lezzetini verir. Azıcık tat. Onun içerisine şu tuzlar atacağım. Bir değişik tuzum var dedim. Burger de var görüyorum. Servise hazır. Hüseyin Bey. Tamam. Şimdi baharat attınız. Nedir bu baharat? O karışık mı? Karışık baharat. Evet. Güzel güzel bir lezzeti var. Tamam. Tamam. Şöyle,
Burada kahverengi şekerimiz var, tamam mı? Bunu da atıyorum ben, tamam kardeşim. Şimdi o kadar acılık varken biraz da tatlı bir şey olsun içinde, öyle değil mi? Siz öyle diyorsanız, ben dengelesin mi? Ya uydurup yapıyorum ben işte ya, ben yemek uyduran adamım işte. Tamam. Hadi, şimdi salla salla. Tamam. Tamam, şimdi balı atalım. Gel buraya. Dursun, sonra çıkaracağım. Hadi balığımızı... Tuzunu... Sosun içinde tuz var zaten, tamam mı? Sosun içine koydum ben tuzu. Balığa koymaya gerek. Sonradan biber koyarız ilave, bakarız. Bu balık herhalde çabuk pişiyor Hüseyin Bey. Hemen pişecek. Biraz daha çabuk pişsin diye de ayarladım ben. İkiye böldüm ben bunu. Daha kalın olabilirdi. Hemen çevir. Çevir, hemen pişer. Ortası da pişmeyecek bunu zaten. Sulu kalacak bu. Sulu kalacak. Öyle. Balık dokunma, bir daha çevirme. Bir daha çevirirsen tamam, bu kadar. Balık pişirmek o kadar kolay işte. Tamam. Tamam. Oldu. Keşke ısıt. Keşke önce ısıtsaydık. Tamam. Ama duysun millet. Yani keşke önce ısıtsaydık keşke, diyor mu? Balık çabuk pişiyor. Biz tabii sohbete daldık. Ya ilk defa yapıyoruz. Ne zamandan beri heyecanlandık. Şimdi onu kapat altını. Kapat lütfen. Ateşin üzerinde o. Yanıyor ha. Lütfen. Tamam. Kurursa tadı olmaz onun. Anlaşıldı. Tabuk kriterim. Neymiş o? Tabuk kriterim. Onu keşkeğin içine koy biraz. Nedir efendim o? Double cream. Ben dokunmuyorum. Bir de evlatlar, söyleyeyim. Beni takip edenlere söyleyeyim. Bıçak sivri olmaz. Medeni dükkanda sivri bıçak olmaz. Ucu yok olur bıçağın. Böyle sivri bıçak 3. dünya insanlarında olur. Olmaz bu. Biz bu bıçakları hemen değiştirelim. Oldu mu evlat? Ucu olmayacak bıçağın. Uçsuz bıçak olacak. Tamam, koy. Baharat bir şey gerek yok ona. Tamam, gel bakalım. Şunu ben ele ilave ederim ha, dur. Nerede? Çörek otu. Tamam, oldu. Bir renk versin. Tamam. Şuradan da bir şey ilave edeyim ben sana, şunlardan. Bir de şundan ilave edeyim. Buldular, öyle mi? Ya bir şey bulup yapıyorum ben işte. Tamam. Hadi bakalım. Ha, esas... Esas şu olacak işte, keşkeğin içinde. Meyve, kurumuş evet. Meyve. Hah, bunu karıştıracağız içine, tamam. Keşkeğin altın içinde bu olacak, hadi bakalım. Balık bununla yenecek, hadi geçmiş olsun. Hadi getir tabağı koyalım, bir tabak koyalım, sıcak tabak. Koy bunun içine, ha. Tamam, tamam. Tam ortasına koy. Dağıtmadan. Dağıtma sakın, ha. Tamam, oldu. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, Hüseyin Özel'in yemeklerini özleyenler kesin vardır. Değişik karışımlar, meyveler, hı-hı, baharatlar. Hı-hı. Hadi bakalım. Şimdi balıkları bunun üzerine koyayım ben. Dur, bak görüyor musun nasıl lokum gibi olmuş? Böyle balığı alıyoruz ve... Şöyle koy bunu, bunu da buraya koyarsın. Ve bu tarafı da üzerine koyacaksın. Hı hı. Balık kapatacak bunu. Şuraya da o düşen bölümünü koy da. Tamam, oldu, hadi bakalım. Hah, düşmesin. Tamam, hadi bakalım. Şimdi bu balığımız... Yok, onlar da çok fazla kullanıyor Türkler. Hep durmadı, hep fazla oluyor. Onun da ayarı kaçıyor. Tamam. Bunun lezzetini bulduk. Sunumunu bulamadık şimdilik, tamam mı? Bir sunumunu da ayarlayacağız. Şu üzüm olabilir bak. Hah, olur işte. Tamam. Bu oldu. Şimdi bu balık lezzetli. Altında ne var? Bu bir kraliçe balığı. Kraliçe kendisi bu. Şey bu. Halibut. Hem holisi var hem butu var bunun. Bunun Türkçesi çok güzel, var mı? Türkçesi olmaz bunun. Dünyada başka bunun benzer olmadığı için. İngiliz terimi kraliçe Elizabeth'se bu da halibuttur. Bu çok önemlidir. Bu halibut ile aşağıdaki alttaki döşek. Peki çocuk da Reşadiyeli, Tokat'tan gelmiş gariban bir çocuk var, istekli bir çocuk. İkisi aynı döşekler şimdi. Böyle fındıklı, fıstıklı falan köyde ne varsa ondan bir şey yapırlar ya insanlar. Evet. Kocakarlar. Bunu ben öyle yaptım işte. Lezzeti olmazsa kesinlikle
Ben yiyeceğim. Verim galiba. O zaman bir tadına bakalım Hüseyin Bey. Tadına bakalım. Öyle bir anlattınız ki vallahi böyle merak öyle ettim. Evet. Hüseyin Bey, ben şu düşen parçayı alsam. Düşen parçayı al zaten. Şu düşen parçayı da ben alayım bakalım. Kısmetimde var herhalde. Ha, böyle. Bakalım tek başına lezzetli olmuş. Dur bakalım. Hmm. Balık hakikaten çok güzel. Tuzu az. Tuzunu az koymuşum. Tamam mı? Ona göre ayarlayacağız. Ama nasıl hemen pişmiş? Demek ki dediğiniz gibi 30 saniyede. 30 saniye bile değil hatta. 20 saniye mi? Evet işte. Tamam. Bak içi böyle öyle. Bunun içi kurumayacak. Sulu sulu olacak. Bak bunun içi sulu. Biliyor musunuz? Evet. O zaman yani ben burada şey yapmak istiyorum. Öğretmek istiyorum. Onun için anlatıyorum. Gösteriş yapmak için anlatmıyorum. Öğrensin çocuklar diye. Tamam mı? Bu balık biraz pahalı bir balık herhalde. Bunu ucuzdan da yaparsın. Pahalısından da. Benim tarifime uyarlarsa balıkları lezzetli olur Türkiye'de. Özgür, Özgür buyur gel. Ne yapalım? Bu balık kemikli de olabiliyor, kemiksiz de olabiliyor. Bu aslında bir bütün olabiliyor. Çabuk olsun çekimde diye ortadan dildim ben. İki dilim yaptım. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta başka lezzetlerle biz yine burada olacağız efendim. Hmm. Var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şey? Var. Nedir? Seyredenler ömründen zaman ayırıp beni seyrediyor ya. Ya dinliyor, öğreniyor ya. Bu zaman içerisinde mutlaka öğrensinler, yapsınlar. Benim tek dileğim o. Türk yemeği gelişsin, Türk yemeği daha şey olsun. Sadece kebap olmasın, tamam? Burada bu var ya. Birkaç balık daha var bizde. Anne yemeği yaptım ben burada, biliyor musun? Yeni. Menüye koydum. Özgürcüğüm, o menüyü göstereyim. Sana zahmet, al gel. Talebe yemeği yapıyorum burada, anne yemeği. Nerede ama? İşte burada, bak. Bu ne diyor? Mother's Cooking. Şurada. Bu yemeklerin hepsi Türk usulü yapılmış bir anne yemeğidir. Anne yemeği. Mother's Cooking. Hem fiyatı güzel. Bilhassa 9 liraya yemek yaptım ki ekonomik şartlar kötü olduğum zaman Türkiye'de ben fiyatları hemen ayarlıyorum. Talebe yemeği yapıyorum. Özelde de yapmıştık bir sefer. Ha, Türkiye'de bazı problem olunca buradan doğru reklam yapayım. 15 Temmuz olunca kapının önüne bir menü koydum. Türkiye'ye yer aittiranlara bedava 2 kişilik akşam yemeği şarap da dahil diye menüyü koydum kapıların önüne. Onu sen biliyor musun o zaman? Evet, evet, evet. 15 Temmuz'da. Ondan sonra da Sayın Tayyip Erdoğan bir ay sonra o da söyledi dostlarınızı, arkadaşlarınızı alın gelin diye ama ben bütün müşterilerimi Türkiye'ye gidenlere ama Türkler de geldi. Biz Türkiye'ye gidiyoruz. Bedava yemek ödedim. Türkler dedim bedava değil. Sadece yabancılar için geçerli. Öyle bir şey de yaptım. Böyle ekonomik şartlara göre ben bir de burada bir şey daha yaptım ben. Birbirine bağlıyor bu söylediğim şeyler. Talebeler buraya gelip yemek yiyordu ben kebapçıda çalışırken. Sandalyenin üzerinde yatıyorum o zaman. Bodrum katta. Alafranga tuvalette yıkanıyor. Ondan sonra talebe geliyor. Paket servisi kebap alıyor. Ondan sonra ben %50'sini cebimden ödüyordum ben. Sonra patron dedi ki ya dedi, biz seni hırsız zannettik ama sen cebinden para koyuyorsun dedi. Niye yapıyorsun dedi. Efendim dedi, bunlar talebe dedim. Bir dolsun dedi. Bunların yarı %50'sini ben ödüyorum dedi. Sen dedi sandalyede de yatıyorsun dedi. Yerin yok, evin yok dedi. Bunlara dedi, yardım ediyorsun dedi. Ama dedi, onlar vatanı kurtaracak. Onlar okuyorlar dedim. Geçen de İlber Hoca otobüsün tepesindeyken ikinci kata falan diyordu ya. Ondan sonra herhalde o yıllarda buradaymış. Onu anladım ben İlber Hoca'yı. O da çok severim adamı da. O da beni sever sağ olsun. Ondan sonra hocamızı. Onun bile bizde talebe iken gelip bir döner yediğine inanıyorum zamanında gelip. Ona da %50'sini ben ödemişimdir inşallah. Hırsız gözüyle bakmışlar ondan sonra niye para ödüyorsun falan diye patronlar bana hayran kalmışlardı. Daha buraya gelir gelmez. Talebeler gelsin, zenginler kendisi bilir. Zenginlerle bir fotoğraf çekince veya etiketlerle falan hemen şey yapıyorlar. Hani bizim mafya sofranın sonu geldi artık bitti gitti falan derken çoğaltıyoruz ya bile. Biz de en güzel yerde açıyoruz. Kendileri de beceremiyor bu işi. En güzel yerde açamıyorlar. Onlar benim çırağım ama benim ilk çıraklarımdan onlar zengin oldu. Parayı yaptıktan sonra benim gibi yemek yapmayla falan uğraşmıyorlar artık. Mafyayla beraber geçinip gidiyorlar. Para temizliyor. Öyle bir sürü işler yapıyor öyle. Biz de yemek yapıyoruz halinde. Çok şükür Allah'ımıza.
Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyoruz. Türkiye'yi temsil eden adam burada düşman sayılır. Türkiye'nin düşmanı burada, İngiltere'de bulunuyor. Türkiye'ye düşman olanlar, memleketimizin insanı, Türk olan insan buradadır. O da Türktür, biz de Türk'üz ama Türk düşmanıdır onlar. Maalesef. Bizim onlarla işimiz yok Hüseyin Bey. Biz normal. Benim var. Ben anlatıyorum. Sizle uğraşıyorlar benim, evet çünkü, anlatıyorsunuz. Benim var. Ben çünkü şikayet ediyorum şimdi. Polis de duysun, Türkiye de duysun, buranın polisi de duysun. Bilsin işte. Şikayet etmesen niye şikayet etmedin diye sorarlar adamı değil mi? Suçlu olmak istemiyorum. Şikayet ediyorum. Başıma bir şey gelirse diye anlatıyorum ben. Şikayet etmesem nasıl yaşayacağım ki burada? İki tane devletin adamıyım ben. İki tane devletim var benim. Türkiye Cumhuriyeti'nin imparatorluk memleketinden bir cumhuriyet kalmış bize. Harika bir memleket. Uçuyor gidiyor havalar şimdi. Herkes Türkiye'ye hayran dünyada. Ondan sonra. Niye kıskanıyorlar Türkiye'yi, niye rahatsız oluyorlar? Türkiye harika bir memleket oldu. Hele son 20 senedir mükemmel bir şey oldu. Uçaklar uçuyor, gemiler yapılıyor, tren yolları yapılıyor, güzel yollar yapılıyor, sabır yollar yapılıyor. Ha mühendislerimizi unutmayalım ya. Mühendislerimize yemek yapmak istiyorum ben okulda. Mühendisler doğru yemek yesin. Bir gün kebap yiyecek, bir gün balık yiyecek. Ne yiyecek ertesi gün? Yok bir şey. O mühendislere layık yemek yapmak istiyorum ben oraya gidip. Mühendisler bizim hayatımızdır. Uçakları falan yapan çocuklar var ya bizim. Yani yapıyorlarsa artık. Ha bir şeyler yapıyorlar ya. Uçak yapıyor, gemi yapıyorlar falan. İHA neyse. Yani bu çocukların yemeğini yapmamız lazım. Bu çocuklara iyi yemek yedirmek lazım. Tamam. Onlar centilmen yemeği yemeler lazım. Bir gün kebap, rakı, ertesi gün balık rakı. Hayat böyle mi olur ya? Bu çocuklara yemek iyisi yapılacak, yedirilecek. O da benim görevimdir. Ölmeden ben bu çocuklara yemeğini düzelteceğim. Bütün Türkiye'deki yemekleri düzelteceğim. Büyük bir iddia. Çok büyük iddia. Söyleyeyim bir daha. Tamam. Türkiye'de tuvaletlere girilmiyordu ya. Evet. Karlarda. Şimdi tuvaletler güzel. Ama yemekler değişmemiş. Yemekler yine aynı. Maalesef. Demek ki değişebiliyor. Ben de Türkiye'deki yemekleri değiştireceğim. Bütün herkes öğrensin, yapsın. Tokat'ta herkes gelsin. Tokat'ta 10 tane, 20 tane, 50 tane lokanta olsun. Bütün her tarafta Tokat'a yemek yemeye gelsinler. Benim okulumdan çıkanlar yanıma lokanta açsın. Hani lokanta bizde mezun olduğunda her tarafımızda lokanta açtılar ya burada. Köylerde bile lokanta var. Niye? Onlar benim çıraklarım. Söylüyorlarmış da İngiliz arkadaşlar. Hüseyin'in yanında çalışırım ben diye. Onlar benim Hüseyin'i biliyor. Hüseyin'in yanında mı çalışıyor? Hüseyin diyorlar. Sofra falan diyen olmuyor. Öyle işte. Şeyde, Hüseyin'in yemekleri burada yok mu diyormuşlar şeye. Neydi o? Avukatı geldi Katar'a. Dedi ya dedi, Katar şeyi dedi, sana lokanta açmak istiyor dedi. Gelir misin dedi. Ben burada dedim mafyayla uğraşıyorum. Nasıl geleyim dedim. Burayı bırakamam dedim. Katar şeyhinden özür diliyorum bu vesileyle. Türkiye'ye gelince ben Hüseyin'in yemeklerini bulamıyorum diye avukatına söylemiş. Avukatı geldi beni buldu. Avukatı ve yardımcıları. Katar'a lokanta açalım diye. Halen gidip Katar'a şeyhime lokanta açalım. O çünkü talebeyken buradaydı. Burada yemek yiyordu bizim Mayfair'deki dükkanın tek lokanı vardı. Öyle bir ahbaplığımız var kendisiyle. Benim yemeklerimi de çok seviyor. O da mesela Hüseyin'in yemeğidir. Hani Michelin'ciler her sene oy veriyorlarmış ya bize favori yemeğimiz diye. Katar şeyi de zamanında Hüseyin'in yemeği yok Türkiye'de. Hüseyin'in yemeği yok Türkiye'de diye hep şikayet etmiş durmuş. Avukatı geldi yapalım diye ama gidecek durumda değilim. Burada olmam lazım benim. Burası kale. Ben burada olmazsam Türk yemekleri tutar. PKK yemeği olur ya. Başka bir yemek olur. Bu yemekleri elimizden alırlar. Kültürümüzü elimizden alırlar. Dağda biter. Burada büyüyorlar onlar. Onu kesebilirsin sen ama kesmezsen memnun olursun. Keşkek üzerinde balık olur mu? İşte oluyor. Gayet de güzel oluyor. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta farklı lezzetlerle efendim biz yine burada olacağız. Elinize sağlık. Ne diyelim? Tabii.